Arkadaşlar çok özür dilerim. Az önce küçük bir bağlantı kopukluğu yaşadık. Telefonun bilmem ne özelliklerinden dolayı. Ve hala yapıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Beni affedin. Please. Her neyse 300 kere yalvarmam lazımmış. Abone kaybettik. Her neyse biz devam etmeye çalışalım. Anca bu oldu. Bu sonuncu nereye gelecek? Ben bunu kafama göre bir yere yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. Bu sanırım böyle bir reyon arkadaşlar. Mesela böyle alet edevat satılıyor. İyi bir şeyler alayım hadi gideyim bay bay. Şeklinde bir şey sanırım. Her neyse böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bu ücretine değer mi bir düşüneyim. Yani bunun için bu kadar para verir miydim? Yani bu oyuncağın tamamen az önceki şeyle bari az önceki haliyle yani şu topun etrafına sarılı haliyle bence bunun çıkması da değdirmez. O kadar fiyatını. Toplam fiyatı 219 liraydı. Evet sırf yılbaşı olduğu için bana kıyıp aldılar. Tövbe tövbe yanlış söyledim. Bana kıyamayıp aldılar. Her neyse. Sen bir yürü git hiç beğenmedim seni. Bu ne ya? Her neyse. Bunun anlamını anlamadım. Anlamını anlamadım. Evet. Bir dakika ben şunları bir açayım da video uzamasın. Bu ne şimdi? Ne değişti arkadaşlar? Neyse ben bunları kapatayım. Böyle daha... Bu niye yamuk? Her neyse. İşte böyle oldu arkadaşlar. Ben bunu artık Miniştire Markette videosunda kullanmaya çalışırım. Neyse gözükmeyeceğimi sanmıştım ama gözüküyorum. Evet arkadaşlar limon kabuklarımız yine gelsin. Şimdi hepsini döndürelim. Ve bir tane seçelim. Wow. Şu. Bilerek seçtim. Neyse bu sefer gerçekten karıştırdım karıştırdım. Ben şunu istiyorum arkadaşlar. Umarım yine aynısını seçmemişimdir. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bunu açayım. Şurasında açma yeri var. Büyük bir ayrıntı. Yine ne saçmalık. Aa. Aa ilk kez güzel bir şey geldi şu an. Arkadaşlar çok güzel. Dışında ambalajı bile var sanırım. Çok beğendim. Bu ne? Böyle bir şey çıktı arkadaşlar içinden. Bir de kataloğu çıktı. Aşırı beğendim şu an ben bunu. Neyse ki yanımda kalemlerim de vardı. Bir işaretlerim. Bu arada arkasında içindekiler bile yazıyor. Aşırı mükemmel bir şey arkadaşlar. Şu an buna o kadar para verir miydim? Hayır ama ikisine hayır yine. De bayağı beğendim arkadaşlar. Bu neymiş? Sanırım bu sabun arkadaşlar. Sabun ne? Ben de tam emin değilim. Bir saniye bakayım. Ha, karpuz ve yeşil elma şeyi varmış. Şu alt bölgelerinde yazıyor. Şu tırnağımın altında. Üstünde. Yine şeyim bitti. Şunlar buraları gözükmüyor arkadaşlar. Arka yazıları. Aşırı beğendim. Mesela minişler. Şöyle göstereyim. Kazan temizle artık odana. Bu da ayakta durabilecek mi acaba bugün? Bakayım. Evet durdu. Kazan artık temizle şu odana. Gibi örnekler de verilebilir. Tamam bunu da senin yerine koyayım. Ve gönderelim. Evet arkadaşlar. Son 3 limon kabuğumuz. Sonra yeni hediyeyi geçeceğiz. Onun için can çekişe can çekişe aldık. Her neyse. Neyi karıştır karıştır. Hop, bu gel. Evet düzgün karıştırmadım biliyorum. Şu kataloğa da biraz sonra bakacağız arkadaşlar. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Büyük şu herhalde. Büyüğü istemiyorum. Ay yere düştüm inişim ya. Gözümü açtım. Sen ne yaptın orada? Arkadaşlar ben şunu istiyorum. Yine büyük mü geldi gerçekten? Yok küçük gelmiş. Ben de büyük istiyordum aslında doğrusu. Sen. Her neyse. Açalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Çok şeker sabun geldi. Çok güzelmiş arkadaşlar. Şu an çok beğendim. Smooth yazıyor üzerine. Onun tam anlamını bilmiyorum. Üstünde de pazartesi yazıyor bu şekilde. İngilizce Monday diye yazılıyor. Yine arkasında notları yazıyor. Arkadaşlar şeyi bile şu ayrıntısını bile yapmışlar. Şu an aşırı beğendim. Minik minyatür bir sabunumuz oldu.
Sanki sabun bulamıyordum ya. Evet, son iki kutu. Şimdi karıştır. Ooo, nereye gitti şu? Kaçanı istiyorum. Kaçan bu. Yine büyük sona kaldı ya. Merak ediyorum onun içinde ne var? Neden o kadar büyük? Açılmıyor arkadaşlar. Bu ne biçim bir paket? Açtık. Bu ne? Açılıyor mu burası? Bir de açılsaydı mükemmel olacaktı. Böyle bir markada şey var arkadaşlar. Hani böyle içine şekerinizi koyarsınız. Böyle bir şey. De yine bu ne? Her neyse arkadaşlar, yine çok tatlı, şöyle bir şey. Bunlar normalde şöyle, bunun daha büyüğü. Yani şuradan şuraya kadar falan oluyorlardı. Elimde çok güzel gözüktü her neyse. Böyle bir şey. Video aşırı uzun olacağını düşünüyorum şu an, her neyse. Benim şu an aşırı hoşuma gitti arkadaşlar. Yani ölüyorum. Bu ne güzellik. Bir de aşık olmuş arkadaşlar. Size beğeni atmanızı söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar, ben çok beğendim. Sizi görmüş de aşık olmuş benim gibi. Her neyse, bunu ciddiye almayın. Abone sayımı çok seviyorum arkadaşlar. Teşekkürler. 300 abone olduk. Bu da 300 abone için hem özel video hem de bir açılış videosu. Muah. Tamam, zaten geriye de bir burada kalmış. Her neyse. Bir paketimiz kaldı. Bunu da açalım. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Ben gözlerimi kapattım. İlk önce siz bakın. What is this? Gerçekten mi? Bu arada içinde arkadaşlar sünger var. Bu ne? Arkadaşlar ben şu an ölüyorum. Bu ne? Çok güzel minyatür bir tane. Herhalde yiyecek harcı arkadaşlar. Nut yazıyor üzerinde de. Çok, ben bu paketten bir daha alacağım arkadaşlar. Eğer yoğun istek gelirse, hiç sanmıyorum ama yine istek gelirse, sizin için bu paketten bir tane daha almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok beğendim. Şu an para biriktireceğim hemen. Şimdi şöyle bir göstereyim. Her neyse, böyle benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kesinlikle miniş videolarında kullanacağım. Altına yazık oldu. Her neyse. Çok beğendim arkadaşlar. Şöyle önünü arkalı, hatta yan tarafında içinde ne olduğunu bile gösteriyorlar. Ama içinde normalde sünger var. Sıktığımda sünger gibi bir şey olduğunu hissediyorum. Çok beğendim arkadaşlar. Hadi bay. Evet arkadaşlar, ilk paketimizden bunlar çıktı. Artık bunları ne yaparım hiç bilmiyorum ama. Belki hamak falan yaparım arkadaşlar. Şimdi gelelim kataloğumuza. Unutmadım. Tamam, şimdi bir açalım. Bakalım neler varmış. Şimdi burada benle... bu ne? Arkadaşlar bu dev bir katalog çıktı. Bu nedir ya? İyi arkadaşlar, şimdi ben kendime çıkan şeyleri bir bulayım. Bu arada arkadaşlar sanırım şunlar çok nadir çıkıyor. O yüzden renkler öyle. Arkadaşlar bana bundan çıkması lazım. Bunun şekeri çünkü arkadaşlar. Biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Gerçekten üçgen peynir bile yapmışlar. Tavuk kanatları. Ay, bir şeyler düşürdüm. Her neyse. Arkadaşlar acı sos bile var. Çok beğendim şu an. Ben bundan bir daha alacağım. Damdams diye bir markalı bir şey buldum arkadaşlar. Şu an siz çok iyi göremiyor olabilirsiniz. Çünkü kamerayı çok güzel tutuyorum. Sonunda kadraja sığdım. Bana çıkan şeyler hala yok. Arka bölümündedir büyük ihtimal. Tavuklar falan da var bu arada burada. Oha, ketçap, mayonez var. Evet, arka tarafına geçelim. Arka tarafında. Evet arkadaşlar. Bizde olan şey bu arkadaşımız. Burada var. Ben kendimde olanları bir işaretleyeyim. Nırı nırı. Aradığım zımbayı buldum. Her neyse, mavi kalemimiz geldi. Ve evet arkadaşlar, bize bu çıktığı için bunu şöyle bir şurasını böyle boyayalım. Sonra bu çıktı. Şurada duruyor hatta kendisi. Bakıyorum şu an. Keşke bundan da çıksaydı. Çıkmadı ama, üzgün bir surat. Bakalım. Burada hala yok. Arkadaşlar bu ne, bebek şeysi var burada. Cici bebe. Biraz daha aşağıda göremiyorum. Ah arkadaşlar, bize çıkan sabunlardan niye iki tane var? Soru işareti koyalım. Ben rastgele bir tanesini yapacağım. Çünkü ikisinin de üzerine Monday yazıyor. Şu an hangisi bizim bilmiyorum. Ben o yüzden şu 87 benim daha çok gözüme çarptı. Ben onu şey yaptım.
Arkadaşlar. Burada bunun ne olduğunu da gösteriyor. Bu evet arkadaşlar bizim düşündüğümüz şeymiş. Market arabası da mı var? Ben kesinlikle market arabası istiyorum. Çok beğendim. Bundan bir tane daha alacağım. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir şeyimiz gelsin. De ben buna şimdi 219 lira verir miydim? Şöyle minyatür eşyalara, minişlerin boyunda olsaydı evet verirdim. Ama bence bu 219 değil de 119'u belki hak eder. Şu hiçbir şey anlamadım zaten. What is this ya? Her neyse ben ama şunlara çok hoşuma gitti. Şu birazcık fazla mı uzun olmuş? Ne dersiniz? Ama onun dışında çok beğendim arkadaşlar. Hele de şuna aşık oldum. Aşırı güzel. Evet arkadaşlar yine bir miniş buldum. Kadraja sığmayacak büyük ihtimal. Selamünaleyküm. Seni de bir nereye koyayım? Yine kadraja sığmayan minişlerin arasına koyayım. Her neyse. Kalemlerimizi bir şuraya koyalım. Başka katalog çıkacağını hiç sanmıyorum. Çünkü oyuncak başka yok. Onun dışındakiler daha da saçma şeylerden bazıları. Evet kataloğumuzu yukarıya koyduk arkadaşlar. Şimdi bunları burada tutuyoruz ve yeni eşyamız geliyor. 3 yedek kanal miniş bir arada. Evet yeni paket gelsin. Yeni paket, yeni paket. Gönderiyorum ama bu daha da ağır. Gelmiyor. O ne be? Kırmızı bir şey. Evet, kutu tarafından dayak yedik. Biz yerimize geçelim. Yine kadraja sığmıyor. İyi bit arkadaşlar. Ben en iyisi şu arkadaki şeylere bir çekeyim. Tamam oldu. Tamam şimdi arkadaşlarım yine gözükmüyor ya. Evet. Bir müzik çalan şeysinden. Ben de ne bilmiyorum. Bluetooth da bari ne biliyor. Bir şeyler arkadaşlar. Şimdi. Bunu nasıl açacağım ben de bilmiyorum ama bir açmayı deneyeyim. Evet, birazcık uzun olan uğraşlar sonucunda açmayı başardık. Ve geldi ama gidiyor. Nereye gidiyorsun? Selamun aleyküm. Aa, içinden hiç beklemediğim bir şey çıktı arkadaşlar. Zarf. Bu da nedir? Büyük ihtimal kullanım talimatları var. Açalım. Arkadaşlar içinden fotoğraf gibi şeyler çıktı. Böyle bir şey çıktı. Neyi ben de bilmiyorum açıkçası. Yine böyle bir şey çıktı. Yine minna. Hangi dil yazıyor bunlar? Peki minnak yazılır. Hiçbir şey anlamadım. Korece de olabilir. Evet. Kullanılan şeyleri yürü git. Hiç kimse okumuyordur zaten onları büyük ihtimal. Ve bu yüzden havayı okuyoruz. Her neyse. Şimdi açıyoruz. Arka tarafı da böyle arkadaşlar. Değişik. Hayır gelmiyor. Mantık. Gelmiyor ne bir... Evet dayanamadım artık arkadaş şey yaptım böyle. Evet arkadaşlar böyle bir şey artık. Ben bunu bir Bluetooth'a bağlayayım sizin için. Oo açma tuşları. Her neyse ben bunu bir Bluetooth'la bağlayayım. En iyisi bir müzik açıp geleyim. Şarjı yokmuş. Ya bir şarj edip gönderin bari. Evet arkadaşlar şimdi şarj kablosu arama olayına geçtik. Gizli kutu mu yaptınız gerçekten? Bir de sallanınca içinden sesler geliyor. Evet, şarj kablosu da buradan çıkıyor. Oyuncak kutusu gibi. Bu ne ya? Evet, hani onların her yerinden bir şeyler çıkar ya. Aynı onun gibi yapmışlar. İyi, açıl. İyi, açıl. Evet arkadaşlar, yiyor bizim sınıftan bir arkadaşın ünlü kelimesidir. İyi. Kamera az önce geri geri düşüyordu. Neyse bunu nasıl açacağım ben artık? Ah, ne oluyor? Evet uzun uğraşlar sonucunda açtım. Şimdi bunun 9 saat şarj olmasını bekleyeceğim için unutmazsam bir sonraki video için buradan size bir sevdiğim müziği dinleteceğim. Evet getire getire şimdi getirdiğim makas. Arkadaş şu an kutuları fırlatıp atıyorum. Evet bu kesinlikle kaldırıcı sığmayacak çünkü dev bir şey. Bu arkadaşlar fark ettiyseniz küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Oo, artık kadraja sığmayan işler kadraja sığmamış oldu. Ne olduğunu tahmin edin arkadaşlar. Hiç videoyla alakası olmayan bir şey daha geliyor. Şunu bir keseyim ben en iyisi. Tamam. Hayır arkasında bir şeyler varmış. Şunu şuradan çekersen belki gelir.
Gelmedi. Bu ne? İy, halı. Yine sığmıyor kadraja. Yine sığmıyor. Bu nedir? Bir halı arkadaşlar. İyi, bunu odama sereyim en iyisi. Evet, çirkin bir halım olduğu için güzel gözükmeyebilir. Ben en iyisi böyle göstereyim çünkü böyle sığıyor. Ve hayır, çirkin halım gözüktü. Odamda da güzel halı yok ki. Mantık. Bu arada arkadaşlar aşırı yumuşak. Öleceğim şu an. Düşüyorum şu an. Ne oluyor? Çok güzel. Çok beğendim. Bu halının üzerine halı olmasını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Onu başka bir yere sereceğim. Ve şu an ışığım sarı. Özür dilerim. Bu gri bir şey normalde. No. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.